Kaç sene oldu görmeyeli? Kimi? Annemi. Sen daha bir yaşına basmıştın. Bırakıp gitti bizi o. Niye baba? Benim kendisine verdiğim, sağladığım hayat şartıyla bağdaşamadı. İnsan küçücük çocuğunu bırakıp gider mi baba? Çok kötü bir kadınmış, değil mi baba? Onu bu şekilde suçlama oğlum. Çok, çok zengin bir ailenin kızıydı. Benimle evlendiğinde eski hayatını hiç özlemeyeceğine, benimle bir yaşam savaşına atılmakla mutlu olacağına inanıyordu. Sonra yanıldığını anladı. Hayat çekilmez oldu onun için. Korkunç bir bunalıma girdi. Devam edemeyeceğini anladı. Gene de dürüst davrandı bana karşı. Açık konuştu. Bütün suçu üstlendi. Ve ayrıldık. Ama benim suçum neydi baba? Beni annesiz bırakmaya hakkı var mıydı? Sen bir gün onu affetsen de ben hiç affetmeyeceğim baba. Yüzündeki o kini, o nefreti hiçbir zaman unutamayacağım baba. Abartma, abartma. Belki bir iki gün mırın kırın eder. Sonra ne babası kalır belleğinde, ne de eski hayatı. Anne der de başka bir şey demez. Fatura almayı unutma. Ne zaman unuttum ki usta? Ukalalık istemez, hadi. Merhaba, yok mu usta? Merhaba. Nen var senin? Hiç. Yapma be usta, çocuk muyuz biz? Mahkemeden celp geldi. Karın Murad'ı istiyormuş. Sık sık oluyor mu bu baş dönmesi? Oğlum. Cevap versene oğlum. Oğlum, ilk defa mı oluyor bu bayılma? Evet efendim. Pekala. Hadi git giyin bakayım içeride. Bir şey yok ya Hamdi abi. Ne münasebet usta. Kendin anlattın. Annesinin birdenbire ortaya çıkışı... Çocukta ruhsal bir bunalım yapmış. Tamamıyla sinirsel. Turp gibi maşallah, turp gibi. Beni idare etmiyorsun ya abi. Bir tehlike görsem hemen tedbir almaz mıyım? Basit bir sinir ilacı vereceğim. Sabah akşam birer hap verirsin. Yarın sabah mahkemeye gideceğiz. Annesi Murad'ı benden almak istiyor. Orada fenalaşmaz diye mi? Hiçbir şeyden haberi yok yavrum. Yok canım. Baktın çok sarsıldı. Bir daha hap ver. Bak alçak kadına. Utanmadan bir de Murad'ı istiyor ha? Allah'a ısmarladık doktor. Allah'a ısmarladık. Merak etme baba. Beni senden kimse ayıramaz.